Mehmet Hacet, Yeniden Refah neden böyle bir karar verdi? Yeniden Refah Partisi ve Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı bir süredir izliyorum. Kendisini Kanal 7'de 17 yıldır yapmakta olduğum Başkent Kulisi programında da iki kere ağırladım. Nerede durduklarını, nasıl bir çizgiyle hareket ettiklerini, diğer partilerle mesafelerinin ne olduğunu sorduğum sorularla anlamaya çalıştım ve bu soruların cevaplarının neler olduğunu az buçuk biliyorum. Kişisel bilgilerim ve kanaatlerim üzerinden şöyle bir özet geçeyim. 2018 yılının sonlarına doğru Fatih Erbakan, Saadet Partisi'nden çok şiddetli bir gerilimin ardından yollarına ayırıp yeniden Refah Partisi'ni kurmuştu. O süreçte Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Fatih Erbakan'la ilgili çok ağır lafları oldu. Örneğin yeniden Refah Partisi kurulduktan hemen sonra kendisini doğrudan hedef alarak yaptığı şu açıklama siyasi içeriği bakımından çok ağırdı. Liderlerin çocukları babalarından varis kalmış gibi hareket ediyorlar ama bu hiç işlememiştir, işlemeyecek de Abdülhamid'in torununa gelince dünyada babadan oğla sistemi kalktı bu yüzden böyle bir durumun ismin bizim için önemi yok.'' Fatih Erbakan'a yaptığımız ilk televizyon programında Saadet Partisi varken neden başka bir parti kurdunuz sorusunu yöneltmiştim. Genel anlamda iki tane gerekçe sıralamıştı. 1- Saadet Partisi'nde kendisine siyaset yapma fırsatı verilmediği için 2- Saadet Partisi CHP ile aynı istikamette yürüdüğü için onlarla birlikte olma ihtimali kalmamıştı. Fatih Erbakan bu ikinci şıkla ilgili olarak kendisine iyi ama rahmetli babanız Necmettin Erbakan da 70'lerde CHP ile koalisyon yapmıştı diye bir hatırlatmada bulunduğumda ise Erbakan Hoca o koalisyona girerken kendi politikalarını CHP'ye kabul ettirmişti. Halbuki şimdiki Saadet Partisi CHP'nin politikalarına teslim oldu şeklinde bir cevap vermişti. Fatih Erbakan'ın etrafından duyduğum bir bilgiyi de aktarayım. İlk kurulduğu dönemlerde yeniden Refah Partililer destek için çarşı esnaf dolaşmaya çıktıklarında kendilerini en başta Saadet Partili zannedenlerin tepkisine maruz kalmışlar. Durumu izah edip biz onlardan değiliz dediklerinde ise o tepkinin yatıştığını fark etmişlerdi. Bu durum onlar için şöyle bir mesaj niteliği taşıyordu. Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a karşı sergilediği saldırgan dile karşı, yeniden refah Erdoğan'a karşı daha dengeli bir dil tutturmalıydı. Belki bu durumunda bir etkisi vardır. Erbakan'ın ve yeniden refahın Saadet Partisi dışında Deva ve Gelecek Partisi'ne ve bu iki partinin genel başkanlarına karşı da net bir mesafe içinde olduklarını yer yer bu partilere dönük çok sert eleştiriler yönelttiklerini de hatırlatmış olayım. Yeniden Refah Partisi, muhalefet bloğuyla bir ittifak içinde yer almayacağını en baştan çok net bir şekilde ortaya koymuştu. Herkesin bildiği gibi partinin son düzlükte AK Parti üzerinden Cumhur İttifakı'na katılması gündeme geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'la Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz Erbakan'ı parti merkezinde ziyaret etti. Devamında parti içinde MKYK, il başkanları ve en son geçen cuma günü MYK toplantıları yapıldı. Görüş ayrılıkları olmasına rağmen cuma günü itibarıyla Cumhur İttifakı ile birlikte hareket etme anlamında pozitif bir eğilimin olduğu kulislere yansımıştı. Ancak günün sonunda bu anlamda bir uzlaşma sağlanamadı ve dün Erbakan 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimlerine İttifaka dahil olmadan girme kararı aldık açıklamasını yaptı. Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisinin de aday olduğunu duyurdu. 20 vekil talebimi, kendi amblemiyle seçimlere girme arzusu mu, ittifak işi neden olmadı? Gelinen nokta itibarıyla karşımızda duran önemli bir takım sorular var. Birincisi, uzlaşma neden sağlanamadı sorusu. Dün kulislerde Yeniden Refah'ın ittifaka girmek için 20 milletvekili şartını öne sürdüğü, bunun AK Parti'de kabul görmediği iddiası dolaştı. İkinci bir iddia, partinin kendi amblemiyle seçimlere girme şartının kabul edilmediği yönündeydi. Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na kendi amblemiyle seçimlere katılma şartıyla dahil olmuş olsaydı, %7 olan ülke barajına takılma sorunu ortadan kalkmış olacaktı. Diğer yandan kendi amblemleriyle seçime girmeleri halinde ülke barajını aşsalar bile il barajı sorunuyla karşı karşıya kalabilirler. Böyle bir durumda da aldıkları oylar artık oy kategorisine gireceği için kendileri meclise giremedikleri gibi Cumhur İttifakının alabileceği toplam milletvekili sayısını aşağı doğru çekebilirdi. Fatih Erbakan Cumhur İttifakı'na katılmama sebeplerine yönelik soruyu zamanı geldiğinde teferruatlı şekilde açıklarız. Şimdilik bu kadarla yetinelim. Sonuç olarak biz bu yönde karar aldık. Böyle olmasını parti kurullarımız uygun gördüler. Biz de öyle uygun gördük. İnşallah hayırlı olur." diyerek cevapladı. İttifak olmadı ancak köprüler de atılmadı. Yeniden Refah Partisi seçimlere tek başına girme kararı almış olsa da bu karar AK Parti ile köprülerin atılması anlamına gelmiyor. Kararın açıklanmasından sonra ortaya çıkan sessizlik bunun bir işareti. Ayrıca Erbakan'ın bu süreçte yeniden Refah Partimizi Cumhur İttifakı'na davet eden AK Parti yetkililerine de teşekkür ediyor ve kendilerine seçim çalışmalarında kolaylıklar diliyorum şeklindeki açıklaması da köprülerin atılmadığı anlamına geliyor. Seçimlerin ikinci tura kalması halinde yeniden Refah Partisi'nin muhalefetin adayına destek vermeyeceği kesin olmakla birlikte öyle bir senaryoda Cumhur İttifakı'nın adayı olan Erdoğan'a destek olmaları ciddi bir ihtimal olarak karşımızda duruyor. Köprülerin atılmamasının bir gerekçesi de bu. Mehmet Acet, Haber7.com Hilmi Daşdemir Muharrem İnce ve Memleket Partisi alternatif olabilir mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı netleştikten sonra birileri tarafından acaba mı sorusu sorulmaya başlandı. Muharrem İnce'nin partiyi kurduğu süreçte ciddi bir potansiyeli olduğunu ama zamanlama konusunda sorunları olduğunu da yaptığım yorumlara eklemiştim. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı olduğu 24 Haziran 2018 seçimleri sonrası kendisine CHP'de kapıların erken kapandığını görüp o zaman harekete geçmiş olsaydı kuvvetle muhtemeldir ki İyi Parti bu oranlarda olmazdı. Nitekim şu an yaptığımız ölçümlerde de Muharrem İnce'nin partisi Memleket Partisi'ne oy geçişinin ağırlıklı olarak İyi Parti ve CHP'den olduğunu gözlemliyoruz. Tüm bunlarla birlikte siyasette belli ölçüde tutarlılığın da önemli olduğunu söyleyebiliriz. Muharrem İnce'nin de tutarlı olduğu alanlar var. Mavi Vatan gibi diğer milli konular gibi. Tutarlı olamadığı alanlar da var. Konumuz temel olarak bunlar değil. Toplumda nasıl bir karşılık bulduğudur. Muharrem İnce gerek CHP içerisinde Kılıçdaroğlu'na karşı rekabet ettiği dönemlerde gerekse de Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde iyi bir performans sergiledi. Kazanamasa da kazanmaya en yakın aday olduğunu gösterdi. Tüm bu referanslarıyla da şu an aday oldu. İnce diğer adayların aksine asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerde daha çok sahada olması sebebiyle öne çıktı. İnce meselesinde atlanılan en önemli husus İnce'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışacak olmasıdır. Daha önce defalarca Muharrem İnce'nin ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması durumunda önünün açılacağını söylemiştim. İncenin önü açıldı mı peki? Henüz bunu söylemek için erken. Ancak dikkat çekici bir çıkış yaptığını söylemek gerekiyor. İncenin öne çıkış sebeplerinden birisi de Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını söyleyerek Kılıçdaroğlu'nun sofrasının tartışılır hale gelmesidir. Sizinle Muharrem İnce ile ilgili en güncel anket sonucunu paylaşacağım. Eminim sonuçlar sizi şaşırtacaktır. Kararsızlar dağıtılmadan önce %5.4 olan Memleket Partisi oyları kararsızlar dağıttıktan sonra 6.2'ye yükseliyor. Cumhurbaşkanlığında ise Muharrem İnce'nin oyları kararsızlar dağıtılmadan önce %5.3, dağıttıktan sonra ise %6.6'ya yükseliyor. Peki Muharrem İnce bu oyları kimden alıyor? aldığı oyların büyük bir kısmı bir önceki seçimde de kendisine oy verenler yine aynı oranda Meral Akşener'e oy verenlerden oy alıyor. Kısmi olarak da Erdoğan ve Demirtaş'a oy verenlerden alıyor. Araştırmayı Optimar Araştırma Ekibi 13 ila 18 Mart tarihleri arasında toplamda 1916 katılımcıyla hibrit bir modelle Türkiye genelini temsilen 26 ilde gerçekleştirmiştir. Önümüzdeki seçim süresince parti kuruluşundan deprem felaketini yaşadığımız döneme kadar unutulan ya da bazı çevrelerce önemsenmeyen ve ehemmiyet verilmeyen Muharrem İnce'den çokça bahsedeceğiz. Benim derin CHP olarak tanımladığım bazı isimler, geçmişte Mustafa Sarıgül'ü ve İnce'nin daha önce öne çıktığı dönemlerde onları geri çekmişti. Şimdi aynı başarıyı gösterebilirler mi? Muharrem İnce onlara yine güvenir mi? zaman gösterecek. Muharremince'nin oylarını ağırlıklı olarak Kılıçdaroğlu'nun sofrasından almış olsa da seçime doğru o oyların bir kısmının geri dönme eğilimi oldukça yüksek. Seçim için geri sayımın hızlandığı bu günlerde bindelik dilimlerdeki oylar da büyük ehemmiyet kazanıyor. Bu çerçeveden bakınca her fırsatta muhalefet bloğunun içerisinde kabul edilmek için mesaj veren Muharremince şu an ulaştığı oy oranından memnun olsa da sürdürülebilirliği oldukça zor bir süreçle karşı karşıya olduğunu söylemeliyim. Neden sürdürülebilirliği zor derseniz de geçmişte bu tür oy verme eğiliminde olan seçmen kitlesinin seçim yaklaştıkça güçlü gördükleri başka bir adaya yönelmeleri sebebiyle diyebiliriz. Memleket Partisi ve Muharremince içinde benzer bir süreç işleyecek gibi duruyor. Ancak süreç nasıl işleyecek biz yine de bekleyip görelim. Hilmi Daşdemir tv100.com